Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilgilendirme buluşmaları kapsamında Akçova Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan, Akçova Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Mahalle Temsilcisi ve sakinleri yer aldı. Ya Allah! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza milletvekili seçiminde vermiş olduğunuz oylarla son 15 yılda Türkiye'miz büyüdü, gelişti. Tarımda, sanayide, ekonomide, özellikle milli savunma sisteminde çok önemli gelişmelere imza attı. Enerji konusunda, baraj konusunda, üniversite konusunda devlet hastaneleri yaparak milletimizin ihtiyaç duyduğu her bir alanda milletimizin talimatlarıyla bu güzel hizmetleri yaptık. Böylece güçlü bir Türkiye'nin önümüzdeki süreçte 2023, 2053, 2071 ideallerine güçlü bir şekilde yoluna gitmesi için oylarınızla evet desteği vermeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Büyük bir millet, güçlü bir devlet, son güne kadar biz varız elbet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Kıymetli büyüklerim, sandıkta iki seçeneğimiz var. Birisi evet, birisi hayır. İki seçeneği bir kullandığınızda oy zaten geçersiz olur. Onun için hayır demek çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için son derece bugüne kadar kazandığımız bütün gelişmelerin sıkıntıya girmesi, Türkiye'nin geçmişte 70 sente muhtaç olduğu, parası olmayınca borç aldı, borç alınca da emir aldı. Emir alınca da milletine sırtını dönen, milletine rağmen milletini satan o olumsuzluklara imza attığına hep şahit olduk. Onun için oyumuz çok önemli. Neden? Ülkemizin geleceği için bunu çok önemsiyoruz. Bu konuda her zaman dualarınıza ve desteklerine milletçe muhtacız. Çünkü bu kişisel bir mesele değil, ülke meselesi. O açıdan nasıl ki ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine siz bunları desteklerinizle sağladıysanız, bu sandıkta da Allah'ın izniyle evet diyerek bütün bunları sağlayacağız. Böylece sadece ülkemizin değil, aynı zamanda bütün dünyadaki hem İslam coğrafyası, hem Türk coğrafyası,
hem de mazlum coğrafyalara önderlik edebilmenin önünü açmış olacaksınız. Böylece gücünü milletten alan kıymetli Cumhurbaşkanımız Türk milletini en güzel şekilde taşıyacak ileriye doğru ve Türkiye'mizi dünyanın lider ülkesi yapacak. Bu manada tek bayrak için, tek devlet için, tek millet için hep beraberce evet demeye var mıyız? Var mıyız? Allah hepimizden razı olsun diyorum. Bu memleket 60 darbelerini yaşadı. Bu memleket 80 darbesini gördü. Muhtıralar gördü. 28 Şubatları geçirdi ve en son 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Ama hiçbir zaman bu millete diz çöktüremediler. Bundan sonra da bu millete diz çöktüremeyecekler Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bu darbeleri, darbe girişimlerini 16 Nisan'da hep beraber sandığa gömeceğiz. Ekonomik krizleri, devalüasyonları, bunalımları hep beraber 16 Nisan'da sandığa gömeceğiz. İnşallah bu ülke sadece bir cumhurbaşkanının başbakana kitapçık fırlatmasıyla ekonomik krizler yaşamayacak. Devalüasyonlar yaşamayacak. Ve bu ülke bir daha hiçbir şekilde mağdur edilemeyecek Allah'ın izniyle. Bu millet necip bir millet. Bu millet 1923'ten bugüne, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günden bugüne Cumhuriyet'ine sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. Öyle bazılarının dediği gibi Cumhuriyet elden gitmiyor. Cumhuriyet bizim namusumuzdur. Onu ilk koruyan da, ona karıştırmayacak olan da, ona dokundurmayacak olan da bizlere sever Allah. 16 Nisan'da inşallah tüm Hatay'da ve Akçova mahallesinde kararımızı net bir şekilde ortaya koyarak güçlü bir şekilde tüm Hatay'ın her noktasında, her mahallesinde güçlü bir şekilde kararımız evet diyerek, sandıkları patlatarak inşallah 16 Nisan akşamında hem ülkemize, hem kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm ümmetin umudu durumunda olan ülkemize güzel bir sonuçla inşallah güçlü bir şekilde evet çıkaracağımıza inanıyorum. Şimdiden yapmış olduğunuz çalışmalar için, vermiş olduğunuz destekler için şahsım adıma ve Gençlik Kolları Teşkilatları adına sizlere teşekkürü borç biliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.